sarı rengi görünce aklınıza ne geliyor? Bahse girerim ilk 5 cevabınızdan biri taksidir. Dünyadaki tüm taksiler sarı olmasa da bu renk genellikle bu sektörle ilişkilendirilir. Peki bunun nedeni ne? Hadi öğrenelim. Bu soruya cevap bulabilmek için birlikte geçmişe hızlıca bir gezi yapmalıyız. ABD'deki ilk taksiler sarı değildi. 1907'de iş adamı Harry Allen, Fransa'dan kırmızı ve yeşil araçlar alıp onları New York'a taşıdı. Bu araçlarda taksimetreler, yani kat edilen mile göre ücreti hesaplayan cihazlar vardı. O zamanlar bu New York için yeni bir şeydi. Bununla birlikte ortaya bir sürü taksi şirketi çıktığı için rekabet etmesi gerekiyordu. Bu taksi şirketlerinin sahipleri araçlarını farklı renklere boyuyordu. Siyah, kahverengi, beyaz, damalı. Yani her şirketin simgesi olmuş bir renk vardı. Bir yıl sonra 1908'de Albert Rockwell adında bir başka iş adamı New York'ta yeni bir taksi şirketi açtı ve taksilerini sırf karısının en sevdiği renk diye sarıya boyatmaya karar verdi. Üstelik sarı dikkat çekici bir renk olduğu için araçlarının öne çıkmasını sağlayacaktı. Gayet mantıklı, öyle değil mi? Fakat filosunun rengini bilimsel nedenlere dayanarak sarı olarak belirleyen kişi 1915 yılında Chicago'dan John Hertz oldu. Filosunu bir örnek yapmak ve müşterilerin ilgisini çekecek hale getirmek için arabalarının aynı renge boyanmasını istedi. O yüzden Chicago Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmanın sonuçlarını kullanmaya karar verdi. Araştırmacılar hafif kırmızıya çalan sarı rengin daha uzak mesafelerden insan gözleri için en fark edilir renk olduğu sonucuna varmışlardı. Daha sonraları Hertz sayesinde sarı renk taksi sektöründe çok yaygınlaştı. 1967'de New Yorklu yetkililer lisanslı taksilerin rengi konusunda kısıtlamalar getirdi. Tahmin edebileceğiniz gibi sarı rengi seçtiler. Sarı taksiler o zamandan bu yana simgesel bir görüntüye dönüşerek New York'la özdeşleşti. Dünyadaki birçok taksi şirketi de bunu örnek aldı. Fakat taksilerin sarı olmasının tek nedeni bu rengin dikkat çekmesi değildir. Bu taksiler için en uygun renktir çünkü yoldaki diğer sürücülerin onları daha iyi görmelerini sağlar, kaza ihtimalini azaltır. Sarı bir taksi seçerek en güvenli şekilde yolculuk edeceğinizden emin olursunuz. Mesela Singapur'da sadece sarı taksiler değil, mavi taksiler de vardır. 2017'de araştırmacılar ülkedeki kaza istatistiklerini incelediler ve mavi taksilere nazaran sarı taksilerin her ay her 1000 araçta 6 kaza daha az yaptığını buldular. Şimdi bir detayı açıklayalım. Yeni araştırmalar gözlerimizin en kolay fark ettiği rengin açık yeşil olduğunu gösterdi. Peki taksiler neden hala sarı diye merak ediyor olabilirsiniz. Mesele şu ki yeşil rengi kullanmanın büyük bir dezavantajı var. Bu renk çevredeki ağaçlarla ve çimenlerle kolayca karıştırılabilir. Kaldı ki yeşil sadece gün ışığında en fark edilir renktir. Oysa sarı renk ışığın kötü olduğu koşullarda bile apaçık ortadadır. Dahası taksi olmayan çok az araç bu renge boyanır. Sarı bir arabanız olmasını ister miydiniz? Aşağıda yorumlarda bana anlatın. Ancak sarı taksilere dünyanın her yerinde çok sık rastlansa da birçok ülkede dört tekerleği bile olmayan yerel taksilerle yolculuk edebilirsiniz. Bakalım sizi en çok hayretler içinde bırakan hangisi olacak? Viyana'nın atlı arabaları. Fiaker. Fiaker, 1693'ten beri yolcu taşıyan atların çektiği bir taksidir ve Avusturya'nın başkentinde hala kullanılır. Şüphesiz günümüzde bu araçlara çoğunlukla düğünlerde ya da törenlerde rastlanıyor. Fakat denemek isterseniz turistleri gezdiren atlı arabalar da var. Venedik su taksisi. Bir sürü kanalı ve çok az caddesi olan Venedik'in sakinlerinin şehir içinde bir yerden bir yere gitmek için gondolları ya da su taksilerini kullanmaktan başka bir yolu yoktur. Su taksisi ya da orada söylendiği gibi motoscafi, sizi ve bagajınızı oldukça yüksek meblağlara istediğiniz yere götüren bir sürat teknesidir. Ancak büyük olasılıkla tek yolcusu siz olmazsınız çünkü kaptanlar teknenin alabildiği kadar yolcu alırlar. Meksiko City'deki bisi taksi. Gelecekten gelmiş gibi görünen bu taksi, açık yeşil renkte bir tenteyle kapatılmış 3 tekerlekli bir bisiklettir. Sadece sürücüyü ve arka koltukta 2 yolcuyu alacak kadar yeri olur. En güzel tarafı da bu ulaşım şeklinin çevre dostu olmasıdır. Bisi taksilere genellikle şehrin tarihi kısmında rastlayabilirsiniz. Spetses adasındaki atlı arabalar. Buraya gitmeyi planlarsanız unutmamanız gereken bir şey var. Bu Yunan adasında araba kullanılması yasaktır. Bisiklet, otobüs ve motosiklet gibi ulaşım araçlarının dışında adanın yerlileri dolaşmak için atlı arabaları da kullanırlar. Bu arabaların bazıları pek şık ve retro tarzdadır.
Küba'daki Coco Taxi. Coco Taxi, özünde pedallarla çalışan 3 tekerlekli bir araçtır. Üzerinde açık, plastik bir gölgeliği bulunur. Bazı Coco Taxi'lere yokuş çıkarken sürücüye yardımcı olması için minik bir motor takarlar. Yine de sürücüler pedal çevirmeyi nadiren bırakır. Bu taksiler çoğunlukla Havana'da yaygındır. Genellikle ya siyah ya da sarı renkte olurlar. Siyah Coco Taxi'leri sadece Kübalılar kullanırken sarıları turistler içindir. Tayland'daki Tuk Tuk. Bangkok'ta ve Tayland'ın diğer şehirlerinde oldukça yaygın olan bu ulaşım aracı, trafik sıkışıklığında zaman kaybetmek istemeyenler ve hızlı motosikletleri seçmekte tereddüt edenler içindir. Tipik bir Tayland Tuk Tuk'u, motosikletin şasisine tutturulan 3 tekerlekli bir arabadan oluşur. Sürücü dışında en fazla 2 ya da 3 yolcu taşıyabilir. Ama bazen becerikli şoförler bütün bir aileyi bile içine sıkıştırmayı başarabiliyorlar. Tuk-tukla gezmek, bir Asya ülkesinin kültürünü yakından tanımak isteyenlerin mutlaka denemesi gereken şeylerden biridir. Kanada'daki H2O taksisi. Kanada'daki Victoria Limanı toplu taşımaya kendi çözümünü bulmuş. Bir deniz taksisine binip yolculuğunuzu heyecanlı bir seyahate dönüştürmek varken kim sıradan bir taksiye binmek ister ki? Bu H2O taksileri 14 rıhtım durağından kalkıp haftanın 7 günü limanın 4 bir yanına insan taşır. Fakat bu taksileri yalnızca Mart ve Ekim ayları arasında görebilirsiniz. Kaptan kabul ederse köpeğinizi de yanınıza alabilirsiniz. Turistlerin bu taksilere mutlu tekne demeleri boşuna değil. İskia'daki Piaggio Ape Taksi. Bir İtalyan adası olan İskia, 3 tekerlekli ilginç minik taksileriyle ünlüdür. Bu taksileri meşhur Vespa mobiletlerini yaratan mühendis tasarlamış. Peki adının anlamı ne? İsmi, taksi şoförlerinin ne kadar meşgul ve gayretli olduğunu ortaya koyar. İtalyanca'da Ape, arı demektir. Bu araçlar genellikle sadece turistler tarafından kullanılır. İşte bu yüzden süslü ve renkli olurlar. İskia'nın çoğu ziyaretçisi bu taksilerle adayı gezip görmeyi sever. New York'taki Gotemeyer. Manhattan adasından JFK ya da Newark havalimanlarına yetişmeye mi çalışıyorsunuz? O zaman helikoptere binin. Helikopter hizmetleri veren Gotemeyer 2015'te çalışmaya başladı ve müşterilerine bir sürü zaman kazandırıyor. Şehirdeki caddelerde trafik daima sıkışık olduğu için arabayla bir yerden bir yere gitmeniz 2 saati bulabiliyor. Ancak 199 ila 219 dolar arası bir meblağ ödemeye hazırsanız uçağınızı kaçıracaksınız diye endişe etmenize gerek yok. Helikopter uçuşu sadece 6 dakika kadar sürüyor. Bu süre ücrete dahil olan ikramların tadına bakamayacağınız kadar kısa. Hindistan'daki Shikara Taksi. Shikara Taksi, Kuzey Hindistan eyaletleri Jammu ve Keşmir'deki göllerde sizi gezdiren ahşap oyma teknelere verilen isimdir. Bu tekneler suda çürümeyen özel bir ağaç olan sedir ağacından imal ediliyor. Sahipleri genellikle onları canlı renklere boyayıp bir gölgelikle örtmeyi tercih ediyorlar. Bu tekneler yalnızca ulaşım aracı olarak kullanılmıyor. Bazı insanlar bu teknelerde yaşıyor ve onları balık tutmak için kullanıyor. Bu arada uçaklar da taksicilik yapmayı sever ama bunu başka bir videoda anlatırız. Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz bu videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Burada seveceğinizi düşündüğüm bir sürü harika video var. Sol ya da sağdaki videoyu seçip tıklayın ve keyifle seyredin. Hayata olumlu bakın.